Şimdi feminizmi sanıyorum özetledim. Özetledikten sonra hala diyelim ki mal mülk davasında ya da şurada burada bir haksızlık varsa tabii ki haksızlığa karşı çıkacağız. Bazen insanlar tabii şöyle diyebiliyorlar. Dedim ya toplumun bütün problemleri geliyor bize bir şekilde yansıyor. Bir taraf kızıyor, vallahi diyor, efendim öldüreceğim onu diyor. Neyi öldüreceksin diyorum? Hak etti diyor. Kime göre hak etti diyorum? Kendi kafana göre değil mi? Kendi kafan hak ölçüsü değil diyorum. Hak ölçüsünü belirlemede de bizim bir ayar bozukluğumuz var. Hakkı hak belirler, Allah belirler. Amenna. Sen de kuzu kuzu boyun eğersin. Durum budur. Yani Bizim kimse bir evet. insanımız şimdi kendi kafasından hak uyduruyor. Kendi kafasındaki hakka göre de onu icra etmeye kalkıyor. Sonunda da bir sürü fitne fesat çıkıyor. Eyvallah. Öyleyse hakların belirlenmesinde de Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine müracaat edeceğiz. Ben de tam Evet. onu soracaktım Sayın Hocam. Şimdi baktığımız zaman aile meselelerine, Evet. cinayetlere baktığımızda kadın kaldırıyoruz zaten. Kadın cinayeti demiyoruz. Oraya yavaş yavaş geleceğiz. Kadın Evet. cinayeti demiyoruz. Cinayetlere Evet. baktığımızda genelde insanlar kendi kafasından bir yorum, artık bu töreye göre mi, örfe göre mi, Tamam. kafasında hangi bir yapı Evet. varsa Evet. bunu hak etti, ben bunu yok etmem lazım düşüncesi Evet. oluşuyor. Yani bu noktada neler yapmamız gerekiyor? Geleceğim, ona geleceğim. Aklıma bir şey gelmişken onu bu araya sıkıştırmam gerekiyor. Şimdi bir ara Cumhurbaşkanımız hangi yıldı bilemiyorum. Aile konusunda aile konusunda bir güncelleme yapın diye bir söz söylemişti. Hemen arkasından bazı resmi kurumlar istişare toplantıları düzenlediler. Ben de birine katıldım. Çağırdılar, katıldım. Orada konuşurken dedim ki biz din anlatanlar, İslam'ı anlatan bizler en fazla yalanı aile ve kadın konusunda söylüyoruz dedim. Bak yanlış söylüyoruz demedim. Yalan söylüyoruz dedim. Bile bile konuştuklarımızın İslam olmadığını biliyoruz. Ama efendim filan filan gruplardan, filan yapılardan, toplumdaki işte yanlış kültürden etkilendiğimiz ya da korktuğumuz için yalan söylüyoruz dedim. Eyvah eyvah, çok kötü hocam. Gerçekten bu böyle böyle söyledim yani. Peki niçin yalan söylüyoruz? Korkuyoruz dedim. Kimden korkuyoruz? Az önce söylediğim. Acaba bize ne derler? Acaba bizi hedefe koyarlar mı? Bizi tefe Toplumsal bir koyarlar mı? baskı, evet. Evet. Dedim ki yalanı söylerken dedim. Bak yanlış söylerken demiyorum. Yalan söylerken. Söylerken eğer mevcut yabancı kültür ile bir hadis-i şerif çelişiyorsa, peygamberimizin sözü çelişiyorsa, bu iş için diyoruz ki böyle bir hadis yoktur diyoruz. Yalan orada başlıyor. Halbuki en sağlam hadis kitaplarında var bu. Herkes biliyor ki böyle bir hadis-i şerif var. Var. Bizimki hemen böyle bir hadis yok efendim diyor. Çizdi hadisin üstüne. Yalan başladı. Allah adına, din adına yalan başladı bakınız. E peki mevcut kültürle çelişen bir ayet varsa ne olacak? Ayet yoktur Onu da diyemiyorsun. çizemiyor ama Ha. ne yapıyor? Diyor ki 1400 sene anlaşılmadı. Daha yeni anlaşılıyor. O ayetin manası o değil, şudur diyor ve o baskın kültürün dediği şekilde yorum yapıyor. Ve göz göre göre bile bile Allah'a iftira ediyor. Eyvah eyvah. Yalanlarımızı söyledim bak. Yalan söylüyor. Ha, ben söyledim mi? Çok şükür ben söylemedim. Biz şahidiz yani. Allah Ama hamdolsun. çok yalan söyleyenler var. Din anlatıyorum diye bir çıkıyor adam. Allah Allah ya bu insan bu toplumun adamı mı diyorum yoksa Londra'da yetişmiş bir adam mı konuşuyor? Yani söyleme gerekçesi ne Sayın Hocam? Yani İşte o baskın kültürden korkuyor. Ondan korktuğu için. Yani bizimkiler adeta o baskın kültürü ispatlamak için İslam'dan payanda getiriyoruz.
İslam'dan payan da getirme faaliyetimiz var bizim. Aslında az önce hani ilk program başında okuduğum Ahzab suresi 70. ayet net değil mi? He, net. Ey iman, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Şimdi tamam. Yani. Şimdi geliyorum. Evet. Hakkı bir defa Allah tespit edecek. Peygamberi vasıtasıyla peygamber bize ne duyurduysa hak konusunda hak odur. Bu hak anlayışı baskın kültüre ters düşüyorsa Müslüman da Müslümanlığını gösterecek. Diyecek ki doğrusu budur. Size de bunu tavsiye ediyoruz. Senin dediği yanlıştır. Diyecek. Müslüman vakarını gösterecek orada. Eyvallah. Mümin vakarını gösterecek. Kimse bizim şirinlik yapma ihtiyacımız bakıyor, yok. Bakıyorum tabii. Bizimkiler yamulmaya başlıyorlar. Ne yamulacaksın yahu? Aziz olan Allah'tır. Amin. Aziz olan onun Resulüdür. Aziz olan aklı başında müminlerdir. Allah'tan başka izzet arayan zelil olur. Ayet-i kerimeli hadiseler böyle söylüyor. Amin. Anlaşıldı mı? Ya sen mümin ve Müslümansan bir defa Allah'ı temsil ediyorsun orada, sen yamulamazsın orada. Yamulma hakkın yok. Hı-hı. Orada sen kendini temsil etmiyorsun. Bir fikre karşı İslam'ı anlatıyorsan orada sen değilsin. Sen Allah'ın dinini anlatan bir Allah'ın elçisi gibisin yani. Allah'ın tebliğcisi, dininin tebliğcisi gibisin. Orada senin yamulma hakkın yoktur yani. Neyse doğruca söyleyeceksin. Karşı taraf ayıplarmış. Ayıplarsa ayıplar. Ben de onu ayıplarım. Derim ki doğrusu bu. Bu benim fikrim değil üstelik diyeceksin. Bu Allah'ın emridir. Sen de ben de Allah'ın kul olduğumuza göre sen de buna uyacaksın. Buna uymak zorundasın. Bu noktada bizimkiler, İslam'ı anlatanlar maalesef bu kompleksten bir kurtulamadılar. Kompleksten kurtulamadılar.